İki, bir. Doğruyu bilirsen bu anlar senindir. Üç, iki, bir. Çalış, çabala, gayret et. Yarışmayı önce sen bitir. Üç, iki, bir. Takım olabilmek. Çabala, gayret et. Takımını sen öne geçir. 3, 2, 1. Başarmak için cesaret gerekir. 3, 2, 1. Çalış, çabala, gayret et. O zaman başarı senindir. 3, 2, 1. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında 3-2-1 yarışma programıyla tekrar karşınızdayız. Ve bugün yine oyunlarımız olacak. Stüdyoda arkadaşlarımız, mucitlerimiz ve kaşiflerimiz var. Sizler evlerinizde oyunlarımızı takip ederken onlar da burada kıyasıya yarışacaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz. Önce stüdyodaki arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra da oyunlarımıza geçelim. 3-2-1. Baki Emir Gümüşok 9 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı ve oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce cerrah olmak istiyor. Zerda Özdemir 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı ve kardeşiyle vakit geçirmeyi çok seviyor. Büyüyünce ressam olmak istiyor. Ahmet Emir Bayık, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kardeşiyle oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce sporcu olmak istiyor. Elif Çetin, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında gezmeyi ve kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce mimar olmak istiyor. 3, 2, 1... Evet arkadaşlar, hepinizin de çok güzel özellikleri varmış. Tebrik ediyoruz. Şimdi yarışmalarımız, oyunlarımız başlayacak birazdan. Ama ben önce sizlere kategorilerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bugün 4 kategorimiz olacak ve bu oyunlarda sırasıyla puzzle tamamlama, bilmece bulma, çember atma ve nokta doldurma olacak. Her birini tamamlayan grubumuz 100 puan kazanacak. İlk bitiren grubumuz 100 puan kazanacak ve finalde puanları toplayacağız. En çok puanı toplayan grubumuz da birinci olacak. Bakalım kim birinci olacak, ben merak ediyorum ama siz de merak ediyor musunuz? Evet. Evet. Göreceğiz öyleyse. Ekran başındaki arkadaşlar, eğer siz de merak ediyorsanız hemen kumandalarınızı bir kenara bırakın ve oyunlarımızı siz de oradan takip edin. İlk oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk yarışmamız puzzle tamamlamayla başlayacağız. Gördüğünüz gibi stüdyodaki arkadaşlarımız hazır bir şekilde duruyor. Mucitler, hazır mıyız? Hazırız. Harikasınız. Kaşifler, siz hazır mısınız? Hazırız. Süpersiniz. Peki ben bir şey soracağım arkadaşlar size. Daha önce puzzle tamamlama yaptınız mı? Yani evde bir puzzle yaptınız mı hiç? Böyle küçük olabilir, büyük olabilir. Ben kardeşimle yaptım. Kardeşinle yaptın. Çok güzel Zerda. Elif, sen yaptın. Evet, ben de yaptım arkadaşlar. Harikasınız. Evet, çok büyük bir puzzle bitirmiştim. Wow, yani aramızda o zaman iyi bir tecrübeli bir puzzle tamamlayan biri var diyebiliriz. Usta diyebilir miyiz yani? Hayır. Ya çırak. O zaman çırak diyelim, usta diyemezsek. Evet, tamam o zaman. Madem puzzle'ları tamamladıysanız ve puzzle'ları yaptıysanız burada da başarılı olabileceksiniz. Fakat ben size birkaç tane kural söyleyeceğim. Ona göre yapmanız lazım. Arka tarafta gördüğünüz gibi puzzle'larımız var. Hemen masamızın üzerine birazdan puzzle'larımızı yapacağız. Ama puzzle'larımızı yapmak burada bitmiyor. Yani puanı burada almıyorsunuz. Puzzle'ı tamamladıktan sonra hemen arka tarafta gördüğünüz bir zilimiz var. Gelip zile basıyorsunuz ve ilk basan grup puanı kazanır. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasınız. O zaman hemen sizi yerlerinize alalım. Bakicim, seni bu tarafa alalım. Evet, harika. Çok güzel. Yerleştik, yerlerimizi aldık. Şimdi başlamak için ne diyorduk arkadaşlar? 3, 2, 1. Haydi bakalım ve başlıyoruz. İşte puzzle yarışmamız başladı arkadaşlar. Hadi bakalım görelim kim hızlı yapabilecek. Evet, en hızlı yapan grup. Çabuk olun, biraz çabuk olun arkadaş. Bak sanki bu biraz köşe gibi. Evet, diğer köşe olabilir. İşte bu da bu köşe. Hızlı olun bak.
Vav, mucitler çok hızlı gidiyorsunuz. Evet. Harika. İlk bitiren grup hemen koşarak zile basacak. Hadi kızlar, hadi kızlar, acele edin. Evet, mucitler güzel gidiyorsunuz. Harikasınız. Hadi bakalım kaşifler, biraz da siz hızlı olmanız lazım. Ne kadar o sanki biraz olmadı, ortaya olacak gibi. Evet, çabuk olun, çabuk olun. Burası da gidiyor. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet, son parçalar. Biraz hızlı olun kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar. İlk zile basan grup birinci olacak ve bu anı kazanacak. İyice yerleştir bakalım. Hemen ve koşuyoruz ve zilimize basıyoruz. Harikasın mucitler. İlk zile basan oldu. Bakalım buraya kaşifler. Ne oldu kızlar? Biraz yarım kaldı gibi değil mi? Evet. Olsun, sağlık olsun. Evet mucitler, hemen size de bakalım şöyle. Gerçekten çok güzel, başarılı bir şekilde bitirmişiz. Yani görünen o ki arkadaşlar, bu oyunun kazananı mucitler oldu ve 100 puanın sahibi oldu. Alkışlıyoruz mucitleri. Harikasınız. Gerçekten de çok güzel yaptılar ama. Kaşifler, sizler de üzülmüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz daha çok yarışmamız olacak ve puan mutlaka toplayacaksınız, tamam mı? Harikasınız. Gelin bakalım, size yeşil türbe hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Gel bakalım sen de Zerda. Yeşil türbe 1421 yılında Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Osmanlı padişahlarının beşincisi Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Bu güzel türbenin yapımı Çelebi Mehmet'in vefatından 40 gün önce tamamlanmıştır sevgili arkadaşlar. Türbeye yeşil türbe denmesinin sebebi yeşil turkuaz çinilerle kaplı olmasından dolayıdır. Yeşil türbenin bir sanat şaheseri olan kapısı ise Tebrizli Ahmet oğlu Ali tarafından yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar, türbe renkli süsleme sanatının bir şaheseridir. Evet, ilk oyunumuzu geride bıraktık ve mucitler ilk oyunumuzun galibi oldular. İkinci oyunumuza bakalım neler olacak. Eğer merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Diyanet TV ekranlarında 3-2-1 devam ediyor. Evet, ikinci oyunumuzla devam ediyoruz ve bilmece bulma oyunu. Burada da çok güzel bir bilmece soracağım arkadaşlara ve sorduğum bilmeceyi bildikleri takdirde hemen arkadaşlar arka tarafta gördüğünüz o yazı tahtalarına bilmecenin cevabını yazıyorsunuz. Sonra da kutucuklara harfleri koyarak o bilmecenin cevabını kutucuklara yazıyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sonra yine az önceki, bir önceki oyunumuzda olduğu gibi koşup arkadaki zile ilk basan grup puanın sahibi olacak. Bilmeceleri biliyorsunuzdur sanırım. Çok bilmece bilen var mı aranızda? Harika, süper. Çok okuyan çok bilmece de bilebiliyor ama basit, eğlenceli bir bilmecem olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Harikasınız. Ekran başındaki arkadaşlar, eğer sizler de hazırsanız bu bilmeceyi siz de çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakalım bilebilecek misiniz? Evet, soruyorum bilmecemi. Her gün erken açarım, gece olunca kaparım. Her gün erken açarım, gece olunca kaparım. Hemen oraya dönün, dönün ve aklınıza gelirse konuşmadan hemen buraya yazın bakalım cevabını. Her gün erken açarım, gece olunca kaparım. Kalemi alın elinize, önce buraya yazacaksınız. Önce buraya yazacaksınız cevabını, ben bakacağım. Ne olabilir acaba? Her gün erken açarım, gece olunca kaparım. Acaba bu nedir? Nedir? Düşünün bakalım. Gece olunca neyi kaparız? Gece olunca neyi kaparız? Neyi kaparız? Buraya yazın, buraya kalemle yazın. Gece olunca neyi kaparsınız? Buraya yazın, konuşmadan aranızda konuşun ve yazın. Acaba buraya yazın bak, buraya. Gece olunca neyi yazarsa kaparsınız? Gündüz olunca da açıyorsunuz. Mutlaka açmanız lazım onu. Gündüz olunca açarsınız. Evet, evet, devam edin bakalım. Gece olunca kaparsınız, gündüz olunca da açarsınız. Evet, bu devam etme. Bu ne acaba? Burada ne yazıyor? Tamam. Harika, hemen hızlı. Doğru bildiniz. Hadi bakalım sizinki ne? Çabuk, gece olunca açarsınız. Neydi? Neyi açarsınız? Hani oda nesi? Ben daha gözlerimi size böyle kırparken arka taraftan zile bile bastılar. Göz. Gözlerimizi açarız değil mi arkadaşlar? Ya. Bakalım şöyle. Bakalım göz diye de buraya yazmışız. Gel bakalım Elif. Harikasın.
gözümüzü yazdılar. Arkadaşlar, mucitler. Ben size bak gözlerimi böyle açıp açıp kapıyorum. Gece olunca açarız, gündüz olunca kapar. Bak beni bile şaşırttınız yahu. Harikaydı ama bu sefer kaşifler çok güzel yarıştılar. Tebrik ediyoruz, bir alkış gönderelim. Süpersiniz ve bu oyunumuzun kazananı da kaşifler oldu. 100 puanın sahibi de oldular. Alkışlar kaşiflere geliyor. Evet, harika yarıştınız. Sevgili arkadaşlar, siz de mutlaka bildiniz, gece olduğu zaman hepimiz uyumadan önce gözlerimizi yavaş yavaş kapatıyoruz. Sabah da erkenden her yeri görebilmek için gözlerimizi mutlaka açıyoruz. Üzülmüyoruz, şu anda güzel gidiyor. Yüz daha beraberiz. Tabii beraberiz, daha da yarışmalarımız evet. Var. İki tane daha bölümümüz var. Hadi bakalım, daha fazla bekletmeden diğer oyunumuza geçelim. Bakalım orada neler olacak? Ve üçüncü oyunumuzla devam ediyoruz. Çember atma oyunu. Bu oyun çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar. Çünkü karşı tarafta çubuklarımız var. Çemberlerimizi çubuklarımızdan geçirmeye çalışacağız. Daha önce hiç çember atmayan var mı aranızda? Zerda ilk mi olacak? Göreceğiz bakalım kim güzel atacak. Burada herkes ilk defa atmış olacak. Ben birazcık oyunumuzdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz çemberleri hemen benim masamın önünde görünen iki tane çemberimiz var. Kendi renginizde olan yere geçeceksiniz. Mucitler yeşile, kaşifler de sarı olan tarafa geçecek ve içine gireceksiniz. Sonra karşıda gördüğünüz o çubuklara bu çemberleri atmaya çalışacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Yalnız bir kuralımız var. Her grup kendi tarafındaki çubuğa atmaya çalışacak. Yani kaşifler, siz eğer mucitler tarafına atarsanız o çember sayılmıyor. Aynı şekilde mucitler, siz de o tarafa atarsanız sayılmıyor, tamam mı? Ve çemberi aynen böyle tutup kaldıracaksınız ve böyle atacaksınız. Ama tabii ben bunu bir türlü ya atabiliyorum ya da atamıyorum. Bu sefer başaramadım. Bir kere daha deneyeyim mi? Evet. Yapabilecek miyim? Bakıyoruz, evet. Hemen bakın. Alıyoruz ve evet. Gördüğünüz gibi alkış yok mu? Hadi bakalım. Harikasınız. Ve çemberimizi hemen yerine koyuyorum. Şimdi sizler de hazırsanız benim attığım gibi, fakat çok hızlı olmanıza gerek yok. Dikkatli olun. Çünkü dikkat isteyen bir şey. Ve çemberi atarken de böyle atıyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Hazırsak ne diyorduk? 3, 2, 1 diyorduk değil mi? Evet. O zaman hep birlikte ekran başındaki arkadaşlar, siz de bizimle birlikte 3, 2, 1 derseniz yarışmamızı başlatıyoruz. 3, 2, 1. Haydi bakalım ilk çemberimiz ve atalım bakalım çemberlerimizi. Olmadı. O da olmadı. Hemen geliyoruz. Gel bakalım. Evet, sen de al bakalım. İlk çemberimizi attık. Evet, gel bakalım. Bakalım kim atacak? Mucitler mi kazanacak yoksa kaşifler mi? Bir değişik çember atma stili gördük orada. Evet, gel bakalım. Evet. Atıyoruz. Çemberin dışına çık, onu saymadık. Çemberin dışına çıktık sanırım birazcık. Evet, geç bakalım. Bir çemberimiz dışarıdan atıldı sanki. Hemen çemberin içinde atıyoruz. Olmadı. O da olmadı. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bakalım kim atacak acaba? O da olmadı. Ve kaçan çemberler. Sonra üzülmeyin bu kaçan çemberlere. Hadi bakalım, o da kaçtı. Eyvah, o da gitti. Hadi bakalım, son çemberlere doğru gidiyoruz. Dikkatli atın. Evet, çok güzel oldu. Bir çember daha girdi. Bakalım bu çemberler ne olacak? Bir çember daha girdi. Çok güzel. Olmadı o da. Hadi bakalım, son 3 çember. Bakalım olacak mı? Olmadı. O da kaçtı. Gel bakalım. Hadi mucitler, sizden de bir çember bekliyoruz. Eyvah, o da kaçtı. Ve hadi bakalım, son çemberlerimizi alıyoruz ve... Son çemberler de atıldı. Zilimize de bastık gördüğünüz gibi. Hemen böyle çemberleri alıyorum. Bayağı da bir çember atıldı gördüğünüz gibi. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 çember. Yalnız bir tanesi sanırım oradaki çemberin dışına çıkmıştı. O zaman 4 çemberi kabul ediyoruz. Mucitler, ne oldu? Atamadık işte. Atamadık. Evet, çember gitmedi, olmadı. Olsun, üzülmeyin. Diğer çünkü, ellerde alabiliriz. Aynen öyle, son bir oyunumuz var. Bu oyunda alabilirsiniz, fakat çember oyunumuzun galibi kaşifler oldu ve kaşifler 100 puanın sahibi. Alkışlıyoruz.
Çok güzel yarıştınız. Tebrik ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir yarışma oldu, güzel bir oyun oldu. Çember atma oyunumuzda kaşifler 100 puanın sahibi oldu ve artık final oyununa gidiyoruz. Final oyununda neler olacak merakla bekliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. 3-2-1 devam ediyor. Final oyununa geldik ve final oyunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz bakalım final oyununda kim kazanacak. Bu ana kadar olan puanlara bakalım. Mucitler şu ana kadar tam 100 puan topladılar. Kaşifler de şu ana kadar 200 puan topladılar. Ve şimdiki oyunumuz biraz kızıştı. Yani şöyle söyleyeyim, eğer mucitler 100 puanı kazanırsa beraber olacaklar. Kaşifler kazanırsa oyunu kazanmış olacaklar, öyle değil mi arkadaşlar? Evet, bu oyunumuz nokta doldurma oyunu. Şimdi ben size bir cümle söyleyeceğim ve bu cümlenin bir yerinde bir boşluk bırakacağım. Bu boşluğu siz hemen hızlı bir şekilde önünüzde bulunan yazı tahtalarına yazacaksınız. Yazar yazmaz zile basacaksınız. Evet, kaşiflerde sanırım Elif yazacak, öyle mi Elif? Mucitler sizde de... Baki sen mi yazacaksın? Evet. Harika, tamam, süper. O zaman hazırsanız 3-2-1 diyerek yarışmamızı başlatıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Evet, 3-2-1. İlk sorumuzu soruyorum. Dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ikinci hayat nokta noktadır. Dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ikinci hayat nokta noktadır. Acaba nedir? Yazdıysak bastık zilimize. Hemen kaldıralım bakalım. Ne yazdık? Ahiret hayatı. Harikasınız. Çok güzelsiniz. Evet, alkışlar geliyor. İlk sorumuzu bildiler. Mucitler biraz hızlı olmanız lazım. Aranızda birbirinize böyle yardımcı olun, tamam mı? Yardımcı olun. Daha iki tane daha sorumuz var. Evet, ikinci sorumuza geçiyorum. Bakalım bu soruyu kim bilecek? Sizler de evlerinizden sorumuzun cevabını bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Sofralarımıza, evlerimize, tarladaki ürünlerimize bolluk, genişlik, iyilik ve mutluluk için Allah'a dua ederek nokta nokta isteriz. Nokta nokta isteriz. Hani bir şeyler çok olsun isteriz. Yani... en baş harfini söyleyeyim. B ile başlar hani. Bir şey isteriz. Bolluk olsun. Ne olsun? Bolluk ve ne olsun? Bastık zile. Ya. Evet, bastık zile. Hemen çok bakıyoruz. Evet, çok küçük yazmış. Bereket yazdık. Bu grubumuz da çok güzel. Büyük harflerle bereket yazdılar. Ama ilk zile basan mucitler oldu. Yalnız Baki birazcık büyük yazman lazım. Evet, biraz büyük. Hemen yazım ekibini mi değiştirdiniz? Son soruda bakalım kim yazacak? İkinci sorumuzu da mucitler bildi. Kaşifler birbirsiniz şu anda. Bakalım kim bilecek? Merakla bekliyoruz, tamam mı? Evet, son sorumuza geçiyoruz. Dikkatle dinleyin. Hemen yazıp zile de hızlı bir şekilde basıyorsunuz. Son sorumuz. Yalnız şunu da hatırlatayım arkadaş. Yazılar bitmeden zile basmak yok, tamam mı? Evet, yağmur sonrası güneş ışınları sayesinde gökyüzünde ortaya çıkan renklere nokta nokta denir. Nokta nokta denir. Yağmur sonrası güneş ışınlarının... Ya! Evet! Ne yazdık acaba? Kaldıralım bakalım ne yazmışız. Evet, orada gökkuşağı. Buraya bakalım ne yazmışız. Çeviriyoruz, çevirelim. Burası da... kök kuşağı. Yani ilginç bir kuşak şekli olmuş bu. Harikasın. Evet. Yani şimdi Ahmetciğim, kök kuşağı gökkuşağının farklı bir türevi olacak herhalde, değil mi? Ama süpersiniz. Harikasınız. Tabii ki bu eğleniyoruz. Bu bir eğlenceydi. Kaşifler gökkuşağı yazdılar ve zile bastıkları için bu oyunu da kazandılar. Üçüncü soruya doğru cevap verdiler. Ve bu durumda arkadaşlar final oyunumuzu kazanan grubumuz Kaşifler oldu ve 100 puanın sahibi oldu. Evet, alkışlar geliyor size. Güzel alkış, centilmen arkadaşlarımız bak hemen sizi alkışladılar. Mucitler, siz de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Ama olsun, ve bugünün sonunda 100 puan topladınız.
kaşifler siz de günün sonunda tam 300 puan toplayarak çok güzel bir başarı elde ettiniz ve birinci oldunuz. Tebrik ediyorum sizleri de. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3-2-1 yarışmamızda bugünün galibi kaşifler oldu. Mucitler de güzel yarıştılar ama olsun, bir dahaki sefere tabii ki amacımız burada öncelikle eğlenmek. Evet arkadaşlar, bugünün anısına sizlere küçük bir hediyemiz olacak. Hemen şu hediyelerimizi şöyle ikinci olan grubumuza bunları veriyorum. Evet ve birinci olan, bugünün birincisi, birinci olan grubumuza da bunları veriyoruz. Güzel günlerde kullanın. Gerçekten çok güzel yarışınız. Tekrardan teşekkür ediyoruz katıldığınız için arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Diyanet TV ekranlarında 3-2-1 yarışma programıyla birlikteydik ve bugünün de sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarı senindir. 3, 2, 1.